Şarkıları neden severiz? Sözlerinden dolayı mı, müziğinden dolayı mı, klibinden dolayı mı? Bazen bunların hepsi etkilidir. Bazen nakarat kısmı, sözleri, bazen müziği. Bunlar bizleri farklı şekillerde etkileyen etmenler. Şimdi ben böyle bir video serisi yapacağım ama iki şarkıyla bugün başlayacağım. Başka zamanlar bu iki veya üçü bulacaktır. Daha fazla istemiyorum çünkü. Şimdi ilk olmaları hasebiyle en sevdiğim iki şarkıyı seçtim. Daha doğrusu yani en sevdiğim 5 şarkı listesi ne zaman yapsam o listede olacak iki şarkıyı seçtim. Bunlardan biri Nilüfer'in Böyle Ayrılık Olmaz şarkısı, diğeri Tarkan'ın Dön Bebeğim. Şimdi Tarkan'ın Dön Bebeğim tam hatırlamıyorum ama 1997'lere kadar giden bir şarkıdır. O dönemlerde o albüm çıkmıştı. O çıktığı günden beri, o klibinin yayınlandığı günden beri sevdiğim bir şarkıdır. Ama Nilüfer'in şarkısı daha eski olmasına rağmen sanırım 1992'lere kadar gidiyor. Fakat çok sık karşılaşmadığım için dikkatimi çekmemişti. Ta ki yıllar önce hani o TRT'de bir dizi vardı. 90'lar dizisi. İşte o 90'lar dizisinde o şarkının 15. bölüm müydü ne? O şarkının kullanıldığı o bir 2-3 dakikalık bir periyot vardı. Orada beni muhteşem etkilemişti. O yüzden o günden beri, o dinlediğim günden beri işte en sevdiğim şarkılardan biri olmuştur. Bu iki şarkının da sevdiğim kısımlarını şimdi aktaracağım. İzleyebileceğiniz linkleri de aşağıda vereceğim. Ama şu an yaptığım videoda ses kullanmamaya çalışacağım. Çünkü ses kullanılırsa kullandığımız zaman telif sorunu ortaya çıkıyor. İlk şarkım Böyle Ayrılık Olmaz. Şimdi bu şarkının her şeyini seviyorum. Ama özellikle birinci dakika 55 saniyesindeki kısmı orada ya da şöyle söyleyeyim. İlk nakarat kısmında işte böyle ayrılık olmaz, böyle böyle olmaz dedikten sonra hani hani diye başlayan devam eden bir bölüm var. İşte dördüncü hani. O dördüncü hani de yaklaşık birinci dakika 55 saniyelik zaman dilimine denk geliyor. Orada şarkıcının sesi hafif böyle değişiyor. Tonu sıcaklığı, o şey melodisi değişiyor ve o kısmı gerçekten ayrıca seviyorum. Her dinlediğimde de o kısma ayrıca konsantre oluyorum. Şimdi burada aşağıda vereceğim linkte şarkının orijinal bir klibi olmadığı için kendim izlediğim, çok sevdiğim bir filmin görüntülerini harmanlayıp bu şarkıyı eklemiştim birkaç yıl önce. Onu aşağıya veriyorum. Bence o film ile şarkının yani filmin görüntüleriyle şarkının sesi gayet uyumlu gitmiş. İzleyin derim. İkinci şarkım tabii ki Dön Bebeğim. Şimdi bu şarkının da her şeyini seviyorum. Ama şarkının ikinci bölümünde o nakarat başlıyor. İki defa yani nakaratın birinci bölümü bittikten sonra hani artık iki parçadan oluşuyor sanırım nakarat. O iki parçalık tam bir bölüm bittikten sonra nakarat tekrar ediyor. İşte o sanırım 3. dakika 49. saniye o
o zamana denk geliyor. Şarkının o kısmında bir flüt sesi Tarkan'ın sesine eşlik etmeye başlıyor ki şarkı ve klip bitene kadar o flüt sesini duymaya devam ediyoruz ki o esnada hani klibi de izleyin, klibi izlerken o sese odaklanın. Tam da işte klipteki erkek zaten Tarkan'ın kendisi. Sevdiği kadınla işte arabada, üstü açık arabada tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Sonra kadın alıyor, elindeki çiçekleri yere atıyor, üzülüyor, ağlıyor. Yani o görüntüler ve o ses bir araya geldiği zaman benim için gerçekten çok çok etkili oluyor. Hatta şarkıyı kulaklıkla dinlerken bile hani görüntü aklıma geliyor. O yüzden benim için çok daha etkili oluyor. O flüt sesi inanılmaz bir güç, inanılmaz bir esneklik, kıvraklık katıyor Tarkan'ın sesine. Adeta Tarkan'ın sesiyle o flüt sesi böyle yılan dansı yapar gibi şarkının sonuna kadar böyle yarışıyorlar. Bir an o ön plana çıkıyor, diğer an diğeri ön plana çıkıyor ve gerçekten çok güzel bir armoni, bir ritim katıyor. Mutlaka izleyin. İzlerken bu bahsettiğim kısma dikkat edin. Bu arada o klip sanırım Amerika'da çekilmiş. New York'ta herhalde. Ve hani gerçekten bana sordukları zaman diyorum ki bana göre bugüne kadar hani benim gördüklerim içerisinde bugüne kadar çekilmiş en iyi kliptir. Şarkının sözleri ve klip gerçekten mükemmel. Evet, kapı çalıyor. Videoyu da burada bitiriyorum.